Merhaba sayın izleyiciler. Bu ayki sosyal güvenlik ajandamızda sosyal güvenlikte alt işveren ne anlama geliyor? Alt işverenlerden dolayı ne tür riskler var ve PwC olarak iş ve sosyal güvenlik bölümü olarak biz bu tür ne tür hizmetler veriyoruz? Onlarla ilgili bilgileri paylaşacağım sizlerle. İşverenler ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün daha fazla bir başka işverenin uzmanlık, bilgi, tecrübesinden yararlanma ihtiyacı duymaktadır. Alt işverenlik ilişkisinde genellikle bir işverenin başka bir işverene ait iş yerinde kendi adına çalıştırdığı işçilerle iş görmesi söz konusudur. Özellikle taahhüt, nakliye, temizlik, güvenlik gibi işlerde bu tür alt işverenlik ilişkisi söz konusudur. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenleme uyarınca bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin bir işte veya işin bir bölümünde veya iş yeri eklentilerinde iş alan ve üstlendiği bu işte kendi adına işçi çalıştıran üçüncü kişiler alt işveren olarak kabul edilmektedir. Hem iş hukukunda hem de sosyal güvenlikte alt işveren kavramı farklı şartlara bağlanmıştır. Fakat en önemli iş hukukundan farklılığı sosyal güvenlikteki alt işveren kavramı daha geniştir. Buradaki temel amaç da aslında sosyal güvenlik kurumunun prim alacağını güvence altına almak, çalışanların haklarını korumak, kısacası sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerin daha etkin kullanılmasını sağlamak temel amaçtır. Örneğin iş hukukunda asıl işin bir başka işverene verilebilmesi için mutlaka işin ya da işletmenin gereği veya teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi gerekiyor. Oysa sosyal güvenlikte böyle bir kural ve şart söz konusu değildir. Bir işverenin başka bir işverenden iş alması ve kendi adına işçi çalıştırması sosyal güvenlikte temel ve yeterli belirleyici özelliktir. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenleme uyarınca alt işverenler bir başka işverenden üstlendikleri işlerde istihdam edecekleri işçileri kendi adına açtırdığı ya da açtıracağı iş yeri dosyasından değil, asıl işverenin iş yeri numarasını alacağı alt işveren numarasından bildirilmesi gerekiyor. Bu kanun hükmüdür. Bu anlamda sosyal güvenlik mevzuatına göre alt işverenler adına ayrı bir iş yeri dosyası açılmaz. Dolayısıyla alt işverenler bütün yükümlülüklerini alt işveren numarası altından alacakları iş yeri numarasından yerine getirmeleri gerekiyor. Alt işverenler öncelikle asıl işverenle alt işveren arasında yaptıkları sözleşmeyi SGK'ya ibraz ederek alt işveren numarası almaları ve yine kendilerine verecek e-bildirge şifreleriyle bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu anlamda asıl işverenler, alt işverenler aslında sosyal güvenlik mevzuatında diğer işverenlerden bir farkı yok. Yani bunlar da kendileri adlarına işçi çalıştırmalarından dolayı kendileri de çalıştırdıkları işçilerin asıl işvereni durumundalar. Dolayısıyla bu anlamda sosyal güvenlik mevzuatında işverenler için sayılmış bütün yükümlülükler alt işverenlerin de sorumluluğunu oluşturuyor. Bu anlamda hiçbir sınırlama söz konusu değil. Nedir bu yükümlülükler? Bir kere alt işveren numarası alması gerekiyor. Bunun dışında çalıştırdığı işçileri sigortalı yapması ve bu bağlamda sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyip vermesi gerekiyor. Aynı şekilde aylık prim hizmet belgesi düzenlemek, çalışılmadığına dair bildirimde bulunmak, tahakkuk eden primleri ödemek, iş yeri kayıt ve belgelerini sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak düzenlemek, yine düzenlediği iş yeri kayıt ve belgelerini saklamak ve ibraz etmek, iş kazası ve meslek hastalığı olaylarını SGK'ya bildirmek, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca alt işverenin yükümlülüğünü oluşturuyor. Sosyal güvenlik mevzuatında biraz önce de bahsettiğim gibi hem kurum alacaklarını güvence altına almak hem de çalışanlar haklarını korumak amacıyla yasal düzenleme yapılmıştır. Buna göre üçüncü kişiler yani sigortalılar üçüncü bir kişi tarafından ki burada üçüncü kişiyle kastettiğimiz alt işveren onun tarafından işe alınmış ve onlarla iş sözleşmesi yapmış olsa bile asıl işveren sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan bütün yükümlülüklerden dolayı alt işverenle birlikte müşterek ve müteselsiz sorumludur. Bu düzenleme kamu düzenine ilişkindir ve mutlak emredicidir ve sözleşmelerle ortadan kaldırılamaz. Örneğin asıl işverenle alt işveren kendi arasında yapmış olduğu sözleşmede bütün sosyal güvenlik yükümlülüklerinin alt işverenlere ait olduğunu söylemiş olsalar bile bunun SGK ve sosyal çalışan açısından hiçbir geçerli söz konusu değildir. Bu sözleşme hükmü asıl işveren arasında geçerli olabilir ama SGK anlamında bir geçerli yoktur. Buradaki amaç da biraz önce bahsettiğim gibi bu kamu düzenine ilişkin bir hükümdür ve hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Asıl işveren rücu tazminatından önce aslında prim borçlarındaki birlikte sorumluluktan bahsetmek gerekiyor. Birlikte sorumlulukta kural borçlardan her biri borcun tamamından sorumludur. Dolayısıyla alacaklı alacağını tahsil etmek için her birine doğrudan başvurabilir. Bu anlamda da Sosyal Güvenlik Kurumu eğer alt işveren prim borcunu ödememiş ise doğrudan asıl işverene veya her ikisine birden veya ayrı ayrı birlikte başvurma hakkı söz konusu. Dolayısıyla özellikle prim teşvikleri açısından bu son derece önemli. Bildiğiniz gibi kayıt dışı istihdamın azaltılması, iş gücü maliyetlerinin azaltılması gibi ilave istihdam sağlanması amacıyla çok sayıda prim teşviki düzenlemesi yürürlüğe konulmuştur. Bunlar bildiğiniz gibi engelli teşviki, ARGE teşviki, 5 puanlık prim indirimi, yine teşvik belgeli yatırımlara sağlanan prim teşvikleri gibi. İşte bütün bu teşviklerde aslında diğer şartların yanı sıra ilgili kanunlarda bir başka şart daha öne sürülmüştür. O da prim borcunun olmaması veya sigortalısız işçi çalıştırıldığı hususunda bir tespitin yapılmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla asıl işverenler olarak bizim söz konusu prim teşviklerinden yararlanabilmemiz için sadece kendi prim borcumuzun olması yeterli değildir. Aynı zamanda eğer alt işveren ilişkimiz söz konusu ise bunların da prim borçlarının olmaması gerekiyor. Aynı şekilde kendi çalıştırdığımız işçileri %100 kayıtlı çalıştırıyor olabiliriz. Ama bu yeterli değildir. Eğer iş yerimizde bir başka üçüncü şahıstan, alt işverenden hizmet alıyorsak onun çalıştırdığı işçilerin de sigortalı olması gerekiyor. Aksi takdirde taşeronun sigortasız çalıştırdığı işçilerden dolayı prim teşviklerini bir yıl kaybedebiliriz. Bunun dışında sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına aykırılıktan dolayı da asıl işverenlerin sorumluluğu var. Bu anlamda iş yerinde alt işveren işçisi iş kazası meslek hastalığı geçirmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu bunun için sağlık harcaması yapmış ya da sigortalıya gelir bağlamış ise işte bunlara biz rücu alacağı diyoruz. Bütün bu rücu alacaklarından Sosyal Güvenlik Kurumu alt işverenle birlikte üst işvereni yani asıl işvereni de sorumlu tutmaktadır. Bildiğiniz gibi 6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu ile pek çok yükümlülük gelmiş iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla. Dolayısıyla meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığından dolayı SGK gerekli yardımları yapıyor. Ancak yapılan bu yardımlar sigortalının kendisinin ya da hak sahiplerinin menfaatlerinin yeterli değilse karşılamaya, bu takdirde genel kanun hükümlerine göre sigortalı ya da hak sahipleri alt işverene maddi ve manevi tazminat davası açabiliyor. İşte bu maddi ve manevi tazminatlarda aynı zamanda eğer alt işverenin kusuru varsa asıl işverene karşı da birlikte açılabilmektedir. Alt işverenlikteki birlikte sorumluluk kuralı biraz önce de bahsettiğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarının güvence altına alınması amacıyla önemli bir düzenleme. Dolayısıyla SGK denetim elemanları yaptıkları incelemelerde eğer orada bir alt işveren işçisi istihdam edildiğini tespit ediyorsa bu takdirde alt işveren olarak işlem görüp görmediğini bir kere sorguluyor. Bu anlamda yapılan incelemede eğer alt işveren işçisi çalışmasına rağmen asıl işverenin iş yeri numarası altında işlem görmediği tespit edilmişse, bu takdirde alt işverenin kendi adına açtırdığı iş yeri dosyasına yaptığı bildirimlerin iptal edilmesine ve asıl işverenin iş yeri numarası altından alt işveren olarak tescil yapılmasını öneriyor. Bunun dışında daha önce yapılmış olan SGK'ya bildirimlerin iptal edilmesi ve asıl işverenin iş yeri numarası altına aktarılması şeklinde önerilerde bulunuyor. Bunun dışında tahakkuk eden eğer alt işverenin prim borcu varsa bunlardan da asıl işverenin sorumlu tutulması şeklinde öneride bulunuyor. Bir diğer önemli aslında dikkat edilmesi gereken konu, eğer alt işverenin çalıştırdığı işçi sigortasız olarak istihdam edildiğini tespit edilmişse, bu takdirde hem bir taraftan sigortasız kişilerin sigortalık tescilinin yapılması, primlerin tahakkuk ettirilmesi öneriliyor. Hem de daha da önemlisi hem alt işverenin hem de asıl işverenin prim teşviklerinden bir yıl yararlandırılmaması şeklinde öneriler bulunuyor. Bunun dışında eğer iş kazası olaylarında alt işverenin kusuru varsa kurumun, yani SGK'nın yapmış olduğu sağlık harcamaları ya da bağladığı gelirlerden asıl işverenin de sorumlu tutulması şeklinde önerilerde bulunuyor. Yine alt işverenin prim borcundan dolayı asıl işverenin de hakkında da icra takibi yapılması şeklinde öneriler yapılmaktadır. Biraz önce de bahsettiğim gibi sosyal güvenlik mevzuatındaki bütün yükümlülüklerden, alt işverenin yükümlülüklerinden asıl işveren de müşterek müteselsiz sorumlu. Bu anlamda PwC olarak biz asıl işverenlerin alt işverenlerden kaynaklanan risklerini bertaraf edilmesine yönelik iki önemli hizmetimiz var. Bunlardan bir tanesi alt işveren kontrol sisteminin kurulması, diğeri de alt işveren denetim raporu hazırlanması şeklinde. Alt işveren sisteminin kurulması şeklindeki hizmetimiz kapsamında bir taraftan asıl işveren ile alt işveren arasında hazırlanacak olan sözleşmeler asıl işverenin risklerini azaltacak şekilde yazılması konusunda bir hizmetimiz söz konusu. Bunun bu aşamadan sonra da alt işveren yükümlülüklerindeki sorumlulukların bertaraf edilmesine yönelik bir yol haritası hazırlanıyor. Ve daha sonra da bu kontrol sistemini yapacak olan asıl işverenin personeline bu anlamda kontrolün nasıl yapılacağı ya da risklerin nasıl bertaraf edileceği hususunda yine yarım günlük bir eğitim veriliyor. Bu hizmetimiz dışında bir diğer hizmetimizde bahsettiğim gibi alt işveren raporlama hizmeti. Bu anlamda yaptığımız ve düzenlediğimiz raporlarla asıl işverene periyodik olarak, örneğin aylık, 2 aylık, 3 aylık sürelerle çalıştırdığı ya da iş ilişkisi olduğu alt işverenlerin işlemleri iş hukuku, iş sağlığı iş güvenliği mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve ücret ve diğer yan haklarının tam ve eksiksiz olarak ödenip ödenmediği konusunda gerekli incelemeler yapılıyor ve bu inceleme sonucunda da bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporda asıl işverene herhangi bir sorun olup olmadığı, eğer sorun yoksa hak edişinin ödenmesi şeklinde olumlu görüş beyan ediliyor. Eğer eksikliği varsa alt işverenlerin bu anlamda şartlı görüş olacak şekilde bir rapor düzenliyoruz. Eğer gerçekten iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı iş güvenliği mevzuatına aykırı giderilemeyecek çok büyük bariz hatalar varsa, bu anlamda da hak edişin ödenmemesi şeklinde olumsuz görüş olacak şekilde bir raporlama hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetlerimizle biraz önce saydığım teşviklerden bir yıl yasaklı hale gelinmesi, prim teşviklerin kaybedilmesi, yine rücu alacaklarından sorumluluk gibi pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kalmadan önce asıl işveren gerekli önlemleri alma imkanına kavuşuyor. Değerli izleyicilerim, bu hafta sizlerle sosyal güvenlikteki önemli bir konuyu paylaştım. Alt işveren sorumluluğu ve alt işverenlerden kaynaklanan risklerimizin nasıl bertaraf edileceğine yönünde. Bir sonraki programımızda bir başka konuda görüşmek üzere. İyi günler.